Davet edilmemiş olmak Tanrıça Eris'in hiç hoşuna gitmemiştir. Çok sinirlenir ve intikam almak için altın bir elmanın üzerine en güzele yazıp Olimpos'a atar. Altın elma tam masanın ortasına düşer. Bütün tanrıçalar elmanın sahibi olmak ister. Lakin üç tanrıça bunun için savaşmayı bile göze almaktadır. Elmaya sahip olmak isteyen Hera, Athena ve Afrodit, Zeus'un elmayı içlerinden birine vermesini isterler. Zeus tanrıçaların arasında kalmak istemediği için bu seçimi başkasının yapmasını söyler. Ölümsüz tanrıçalar arasında kalmak Zeus için daha büyük bir sorun olacaktır. Zeus, Hermes'e emir verir. Ne ölümlü ama soylu birisini bulmasını ister. Sonunda hakemlik yapması için Kreon'un oğlu Paris seçilir. Hermes, Paris'ten hakemlik yapması istediğinde Paris bu teklifi hemen kabul eder. Paris'in birlikte yaşadığı orman Pesidione, kehanetten haberdar olduğu için Paris'in gitmesini istemese de ümitini edemez. Ölümlü biri için üç ölümsüz tanrıç arasında bir seçim yapacak olmak Paris'in gururunu okşar, kendisini önemli ve yüce hissetmesine sebep olur. Hera ve Athena en güzel elbiselerini giyer, en değerli mücevherlerini takar ve kusursuz bir şekilde hazırlanır. Kendi güzelliğinin eşsizliğine güvenen Afrodit ise güzellik örtü istemez diyerek en doğal haliyle Paris'in karşısına çıkar. Paris'in üç tanrıç arasında seçim yapacağı anda kulağına fısıltılar gelmeye başlar. Hera, sonsuz zenginlik ve Asya'nın kralı olmayı. Athena, komutan olarak daima zafere koşmayı ve çağlar boyu bilgelikle anılmayı. Afrodit ise dünyanın en güzel kadınına vaat eder. Paris nefsine yenik düşer ve altın elmayı Afrodit'e verir. Artık Afrodit'in güzelliği kanıtlanmıştır. Yarışmayı kaybeden Hera ve Athena bu duruma çok sinirlenirler ve Ida'dan Narsisler içinde kaybolurlar. Afrodit ise gururla altın elmayı alır. Artık tüm tanrılar ve tanrıçalar Afrodit'in en güzel olduğunu bilmektedir. Sıra Afrodit'in vaadini yerine getirmesine gelir. Afrodit'in Paris'e sunduğu dünyanın en güzel kadını Yunan kralı Menelaus'un eşi Spartalı Helen'dir. Helen'in Paris'te kaçması sonucunda Menelaus neredeyse 10 yıl sürecek ve yüzyıllarca konuşulacak Truva Savaşı'nı başlatır. Biz de bu akşam burada İde Dağı'nın eteklerinde için değil, barış gelsin, barış olsun diye bu güzeli seçeceğiz. Şimdi size yarışmacı arkadaşları anons ediyorum. Emel Erbüken, Leyla Güleç, tek tek daha çağırsak mı? Gülçen Yılmaz. Arkadaşlar yanıma gelirseniz sevinirim, ismi okunan arkadaşlar. Ortaya açalım arkadaşlar. Ortaya. Göz Seher Bitkal. Kontrol edelim. Kontrol edelim. Seher gelsene böyle yaklaş. Böyle. Evet tabii canım. Adayız. Aynen yani. Alkışlar gelsin, alkışlar. Alkışlar güzellere. İde Dağı'nın güzellerine geliyor alkışlar. My first.
alçaklaştı. Abi öne geçmeyelim be, rica edeyim. Bak ben rücu adına çekiyorum bunu. Şimdi önde insanlar oldu mu bir şey oluyor. Herkes çeksin. Animasyon mu?
Gerçek kilo. Nasıl animasyon bu? Gerçek kilo. Nereden aldın? Tecrübe. Fotoğrafçı adam. Abi fotoğrafa ne yakalanıyor? Haberler için. Animasyon mu? Hadi animasyon. Kocaman bir şey abi ya. Ayın hareketlerine bak. Bir de normalde aynı hareket. Bizlerde var. Daha önce arkadaşlarla onlara ben kamp yaptırdım. Onun altında at kaydıran kayaklar var. Böyle işte kışlara şart denk geldiği için hayvanların ayaklarının altına çuval yahut da hırçetçe öyle geçiriyorlar şu anda. Şimdi siz bu yolu dörtte birisini yürüyorsunuz arkadaşlar. Yani kuzeyden güne yarın biz buraya yalı yolu bir kilometre kayıtlı yürüyebiliriz. Kamp alanından bu geldiğini bırakır. Bu da tarihi bir yol. Hatta bir tarihçinin birisi kulübe geldi bizim. Bazen bir şeyler, bilgiler sormak istedi. Yurt dışına kontrolde şöyle bir söylemler çıkıyor. Gruptan alırsınız. Anlatın. İkinci Elma Festivali. Evet, sonunda zirve. Evet. Elmacılar sizi, siz de elmacılar sizi. Gördüm, yakaladım akşam hepinizi. Aha, güzel oldu lan bu. Süper. Ama seviyoruz hepimiz, elmayı hepinizi. Elmayı top. Tamamdır Mehmet abi. Arzan amcın merhabalar. Böreğe ve kurabiyeye bayıldık. Herkes severek yedi. Ellerinize sağlık. Harika. Elinize sağlık. Harika. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.